Ankara'dan hepinize güzel bir pazar günü, güzel bir hafta sonu diliyorum efendim. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. 2021'in ilk Başkent Kulisi ile karşınızdayız. Bu yılın bütün İslam alemine, ülkemize, insanlığa güzellikler, hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. 2021'in ilk Başkent Kulisi'nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz Hamza Bey. Hoş bulduk. 2021'e iyi başladık yani. İyi başladık. Siz böyle hani bu 2020 bir bitse de bir geçse diye bir hava var memlekette. Siz de öyle ümit ettiniz mi bir an evvel geçse de bir 2021 böyle güzelliklerle başlasa? Siz İzmirlisiniz. Evet. Maalesef İzmir'de bir deprem de oldu. O felaketler zinciri içerisinde. Yani tabii hayat devam ediyor. Yılları biz insanlar ortaya çıkarttık. Tabii. Miladi takvime göre günler, yıllar tamamen kendi hayatımızı düzene koymak için koyduğumuz şeyler. Evet. Tabii ki hep duamız yaşadığımız felaketlerin son bulması. Allah beterinden korusun. Abi. Bazıları da hiç yaşatmasın. Deprem yaşadık, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Depreme her zaman için hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü insanoğlu vardı sürece deprem gibi afetler yaşanmış. Ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de bundan bahsediyor. Ama tabii asıl belki de buna hazırlı olmak en önemli işlerden birisi. Bunun dışında zor bir yıl geçti 2020. Sizin ifade ettiğiniz gibi pandemi, Covid bu anlamda da zor bir zaman geçti. Tabii ki bunların da ortadan kalkarak artık tamamen normal bir hayata geçişi hep birlikte tüm insanlık olarak arzuluyor ve bekliyoruz. Evet, bunun için de iktidarlar çalışmalarını yapıyorlar. Bilim insanları uğraşlarını, çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah en yakın zamanda bu musibetlerden bir önce kurtuluruz. Kurtuluruz ve normal hayata döneriz. İnşallah öyle ümit ediyoruz, öyle dua ediyoruz. Şimdi siyasette tabii zaman zaman gündeme gelen bir konu var. Başörtüsü tartışmaları. Aslında hani böyle bu konu çözüldü artık bir daha böyle bir tartışma olmaz diye düşünürken ya da pek çok kişi bu şekilde düşünürken aslında öyle olmadığını yani hala birilerinin zihninde bu meselenin çözülmediğini, çözülmemiş bir mesele olarak durduğunu görüyoruz. Buna dair bir örnek Fikri Sağlar, CHP'li bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler var. İsterseniz buna bir bakalım. Bu konuyla başlayacağız. Başörtüsü meselesiyle ilgili sorularım olacak. Bir bakalım önce Fikri Sağlar ne demiş? Türban irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Başörtüsü yüzyıllar boyunca Anadolu'da bir geleneksel giysidir. Bunun arasında çok büyük fark var. Ben kendimden söylemek istiyorum. Ben yargılandığım zaman turbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Evet, diyor ki şeriat isteyenlerin üniformasıdır türban diyor. Başörtüsü öyle değildir diyor. Bu da çok konuşulur, tartışılırdı. Evet. Türban mı, başörtüsü evet. mü? Ya biz bu ayrımı çok yaşadık. Bu ayrımı çokça dile getirildi. Özellikle 28 Şubat sürecinde o zamanki aktörler, o zamanın güçlü isimleri, hem Milli Güvenlik Kurulu'ndaki isimler, hem Cumhurbaşkanlığı yapan, hukukçu kimliği de olan isimler, türban başörtüsü ayrımını, kamusal alan, özel alan ayrımını biz yıllarca tartıştık, tartışıldı, ülke olarak tartıştık. Geldiğimiz bir yer var ülkenin. Ve bu kabul edilmiş, kabullenilmiş ve süreç içinde gerçekten vesayet kurumlarının ortadan kalkmasıyla milletin değerleriyle özdeşleşen bir sisteme gelmişiz. Ve geldiğimiz noktanın ülke açısından, özgürlükler açısından bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Ama şimdi bakıyoruz ki tartışma bir anda o bizim 28 Şubat sürecindeki yorumları hafızalarımıza tekrar getirecek bir tartışma. Şimdi ısrarla her seferinde şunu söylüyor muhalefet. Başörtüsü konusunu siz malzeme yapıyorsunuz. Evet. Şimdi başörtüsü tartışmasının başladığı yere bir bakalım. Başörtüsü tartışmasını ilk başlatan, bu programda dahi tartışılmasına sebebiyet veren bir genel başkanın 28 Şubat süreciyle ilgili hatırasını anlatmaz. Daha sonra
sadece bir parti meclis üyesi, eski bir bakan olarak değil, aslında bir kesimin zihin dünyasını anlatan, yine aynı yerde kaldığını gösteren bir yorum ortaya çıkıyor. Yalnız değil diyorsunuz yani. Tabii ki yalnız değil. Bireysel çünkü bir görüşü değil bu. Yani bu haberlerde, haberlerin altına yapılan yorumlarda veyahut da konuştuğumuz birçok Cumhuriyet Halk Partisi'de esasında halen böyle bir zihin arka planının bulunduğunu görüyoruz. Peki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi burada farklı bir noktada mı duruyor? Farklı bir şey mi ortaya koyuyor? Samimiyet gerçekten var mı? Yani başörtüsü konusunda işte Fikri Bey'in yapmış olduğu açıklamaya karşı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın onu kabul etmeyecek şekildeki açıklaması samimi bir açıklama mı? Yoksa ona da bir bakalım yani mı? Bir iktidara dönük bir veyahut da seçimlere dönük bu konuda bir tartışma doğurmayacak şekilde bir ifade ortaya koymak anlayışım var. Bir süredir zaten takiye, yani siyasi takiyecilik sadece başörtüsü konusunda değil, yani HDP, PKK konusunda da, Demirtaş konusunda da siyasi takiyeciliği biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden açık, net bir şekilde görüyoruz. Yani bu samimiyeti ortadan kaldıracak şu birkaç gün içinde yaşanan hasar olduğu gibi, aslında belki onu da gösterebiliriz. Ben de gösterebilirim. Yani burada. Nedir? Burada o fotoğraflar var bizim. Var mı? Yetişsin arkadaşlar. Yani arkadaşlar Baretli getirebilirler. Şimdi bu yani bu şimdi görüntü. Buraya getirsin. Ha, şuradan bakalım daha iyi olur tamam. İsterseniz. Yani burada şu görüntüde samimiyet noktasında gerçekten insanı sorgulatan bir durum söz konusu. Herkesin başında baretler var. İki tane başörtülü kızımız var. Başörtülü kızımıza baretlerinizi kenara alın, başörtünüz gözüksün demiş ve böyle fotoğraf verilmiş. Yani niye sadece ikisi bareti eline almış da diğerlerinin başında? Yani bu sorusu üzerinden bu sonuca ulaşıyoruz. Bu şüphe doğurmuyor mu? Benim için şüphe doğuruyor. Başkası için işin doğrusu tam olarak bilemiyorum. Ama benim için veyahut da benim gibi düşünenler açısından bir şüphe doğuran bir hadise. Yani birinde olsa istisvar, öbüründe olmazsa siyasi, belki. Tabii siyasi takiyecilik. Yani bu noktada aslında biz tabii ki değişimini arzularız. Değişmiş olmasını gerçekten mutlu oluruz. Çünkü bizim derdimiz yeniden bu konu gündeme gelsin, bu konu tartışılsın değil. Yani AK Parti'nin bugün başörtüsü konusu yeniden gündeme gelsin ve tartışılsın noktasında bir durumu söz konusu değil. Biz bunun tekrar tartışılmasından siyaseten bir netice almak gibi bir kanaatimiz, bir düşüncemiz söz konusu peki, değil. Peki, Kemal Bey de bunu söyle aslında. Bir izleyelim. Tamam. Yani bu devirde, bu çağda bu nedir diyor. Bir bakalım. Başörtüsü takar takmaz. O onun tercihidir. Peki benim görevim nedir? Onun tercihine saygı duymaktır. Efendim hakim böyle olursa, hakim böyle olursa ya da şöyle olursa. Hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verirse gerçek anlamda hakimdir, benim başımın üstünde yeri vardır. Bir daha ifade edeyim. Hukukun üstünlüğüne göre ve vicdani kanaatine göre karar verirse, adaleti dağıtırsa benim başımın üstünde yeri vardır. Başörtüsü takar, takmaz, başka bir şey yapar, yapmaz, o ayrı bir şey. O onun özel yaşam tarzıdır. Ona benim saygı duymam lazım. Ama ben saygı duyarken ondan ne bekleyeceğim? Gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim. Adalet dağıttığı süre içinde hiçbir sorunum yok. Kaldı ki bizim zaten parti meclisinde de var. Üstelik hukuk mezunu arkadaşlarımız da var. Parti meclisinde görev yapıyorlar. Evet, dolayısıyla böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum. Yani sizin demin söylediklerinize benzer şeyler söylüyor. Yine samimiyet noktası sorgulayacağım. Bakın Mehmet Bey, şimdi bir başörtüsü tartışması olmuş. Fikri Bey bir açıklama yapmış. Bunun üzerine başörtüsü tartışması yürüyor. Ve İstanbul'da bir açılış yapılıyor. İstanbul'da yapılan açılışa başörtüsü parti meclisi üyesi özellikle davet ediliyor. Sanki bugüne kadar yapılan her açılışa bu parti meclisi üyesi katılmış mı? Başörtüsü gibi açıklama yaparken yine o parti meclisi üyesi baretini çıkartarak başörtü olarak yanında duruyor. Bir kurgu var diyorsun. Bakın, değil mi? Bakın takiye dediğim bu işte. Yani bunu yapmaya gerek yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda topluma biz bu iki meseleyi kendi içimizde de çözdük. Ülke olarak da çözdük. Böyle bir meseleyi tamamen ortadan kaldırdık deyip
Bu şüpheyi ortadan gidermesi lazım. Benim şüphem şöyle. Yani sadece bugünkü açıklaması noktası değil. Yani 2009'da, 2008'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Grup Başkan Vekiliyken, o zaman 410 kaosa kalktı manşeti üzerine Anayasa Mahkemesi'ne o düzenlemeyi götüren kişilerin içinde olması. Daha sonra başörtüsüyle ilgili yapılan yorumları, yani televizyon programlarında seçime dönük zannediyorum tarafsız bölge programı vardı. Partinin grup başkan vekili, parti iradesi öyle tecelli ettiyse alır götürür. Şimdi o zaman öyleydi, bugün böyle. Niye? Eğer dönüşümünü, kendi dönüşümünü, partisinin dönüşümünü topluma iyi bir şekilde anlatabilirse bir problem yok. Yani bizim için burada esas olan gerçekten böyle bir meselenin, yani hanımların, hanım kardeşlerimizin, hanım vatandaşlarımızın, kadın vatandaşlarımızın böyle bir meselenin çözülmüş olması. Çözüldükten sonra ve ortadan bu sorun ortadan kaldırıldıktan sonra yani bunu sürekli olarak gündeme getirilmesinden işin doğrusu bizim çok fazla bir durumumuz, yani bundan bir beklentimiz söz konusu değil. Ya burada gerçekten şunu kabul etmek ve bu konu hakkı teslim etmek gerekir. Bu açıklamadan sonra da. Yani ne zaman vesayet ortadan kaldırıldı? Ne zaman ki milletin tercihleri sandığa yansımaya başladı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir nevi bir dönüşüm yaşanmaya başladı. Eğer bu açıklamayı yapıyorsa Sayın Kılıçdaroğlu, seçimle iktidar olmak mecburiyetinden dolayı bunu bugüne kadar söylüyor. Biz Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ni söylerken şunu hep dedik. Toplumun değerleri ne ise yönetimde de bundan sonra aynı değerler olmak zorunda. %50 artı 1 faktörü. %25'i geçemiyorsunuz. %50 artı 1 almanız lazım. CHP gelirse iktidara tekrar başörtüsü yasaklarının başlayacağını düşünüyor musunuz? Yani bu sistemde eğer Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir kodu var. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar vesayetle ve bir takım kurumlarla ülkeyi yönetmeye alıştı yıllardır. Yani bu 5 yıldır, 6 yıldır veya 10 yıldır neyse, yani zamanını tartışabiliriz. İşte 2010 referandumunda değişti de denilebilir. Yok 15 Temmuz'la beraber bu tamamen ortadan kalktı denilebilir. Yok Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'yle tamamen bunu ortadan kaldırdık diyebilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kodlarında şu var. Kurumlar vasıtasıyla, yani bir nevi demokrasiyle değil oligarşiyle ülkeyi yönetmek gibi bir kodu var. Bugüne kadar geldi kod. İlk defa siyaset yoluyla yönetmek gibi bir mecburiyeti söz konusu. Yani seçimi düşünen bir iktidar geldikten sonra bir sonraki dönemde seçimle devam etmesi gereken bir iktidar bu toplumun kıymet verdiği, değer verdiği hususlarla çarpışarak, kavga ederek yürütemez bu sürecini. Onun için yeniden iktidar olduğunda, ki şu anki durumlara göre tek başına iktidar olma ihtimali de söz konusu değil zaten. Mutlaka ittifaklarla bunları yaşamak zorunda. Dolayısıyla böyle bir geri adım atabilme ihtimali istese de zor. Yani bu sonuç olarak, ama bunu buraya getiren de AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet. Yani bunu hakkında teslim etmek lazım. Yani yıllarca vesayetle savaşan, vesayete karşı bunu mücadelesini en iyi şekilde veren, daha sonra bugün siyasi takiyecilik de yapmış olsa dahi bu konuda bir seçimle geldiğinde yeniden yeni bir seçimle karşı karşıya kalacağı için vaadi biliyorsunuz zor. Eski sisteme dönmek, yani mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bitirip tekrar parlamenter sistem ya da güçlendirilmiş parlamenter sistem, tekrar o parlamenter sisteme geçildiği takdirde %25-%30'da da iktidara gelebilirsiniz. Doğru. O anlamda yani 125-30'da iktidar ortağı olunabilir. Yani orada da yine tabii parlamenter sistemin en büyük dezavantajlarından birisi, en azından bizim parlamenter sistemde yaşadığımız dezavantajlardan birisi vesayet kurumları. Oluşabilecek bir takım vesayet kurumları. Zaten o zaman parlamenter sistemi en fazla ifsad eden de vesayet kurumlarıydı. Yani siyasetin üzerinde bir Anayasa Mahkemesi, siyasetin üzerinde bir Milli Güvenlik Kurulu. Yani bu koalisyonlar parlamenter sistemi ifsad ettiği gibi, erken seçimler ifsad ettiği gibi en fazla ifsadı ortaya çıkartan bu vesayet kurumlarıydı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi toplumda sayıca çok olmamasına rağmen bu vesayet kurumlarında, Yargıtay'da, Anayasa Mahkemesi, Danıştay'da, Sayıştay'da sayıca çokluğu elde tutup
anayasa yoluyla da bunları hep sivil iradenin üstünde tutmak suretiyle ülkeyi yıllarca yönetti. Ki o zaman için bir rektörün bir açıklaması vardı biliyorsunuz. Bu zihin kodlarını gösteren önemli bir açıklama. %99 ile de gelseler bu ülkeyi biz yönetiriz. İnan Üniversitesi'nin rektörü. İnan Üniversitesi rektörü, evet. Yani dolayısıyla burada yani bu zihin kodları değişime inşallah uğrar. Yani şu anda siyasi takiyecilikle bunu kamufle etmeye çalışıyorlar. Bu biraz daha herhalde Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde zaman alacak bizim açımızdan. Ama Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yerli bir milli muhalefet bugüne kadar vesayete karşı olan mücadelemizi yaptık. Herhalde bu konuda yerli milli muhalefeti de zaman içinde oluşturma iktidar partisi nasip olacak. Peki şimdi bu başörtüsü meselesi, bu tartışmalar gündeme gelince sizler de yani AK Partililer, AK Parti çevreleri, iktidar çevreleri şu türden eleştirilere muhatap oluyorsunuz. Hani yine mi? Yani bu hani başörtüsünden bir siyasi istismar konusu olarak değerlendiren, bunu işte bir kendi lehine kullanmak isteyen bir eleştiri var size dönük olarak. Doğru. Başörtüsü meselesini istismar etmekle suçlanıyorsunuz. Burada da hani bu yine mi diyenleri yine gördük. Yani bu son tartışmada da aslında tabii yani sizin başlangıç itibariyle demin söylediğiniz bir dahliniz yok. Yani Fikri Sağlar'dan da önce Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı, işte 28 Şubat'ı hatırlattı. Orada kız kardeşinin yaşadığı mağduriyetleri hatırlattıktan sonra böyle bir tartışma başladı. Ama bu tartışmanın toplamı içerisinde bu yine mi sorusu ile siz de muhatapsınız. Ne dersiniz buna? Öncelikle bu tartışmanın başlangıcı itibariyle sizin ifade ettiğiniz, biraz önce benim de ifade ettiğim gibi bu tartışmayı başlatan, bugün de gündeme getiren biz değiliz. Biz için esas olan, gerçekten samimi olarak bu mesele bizim kendi bizzat yaşadığımız, kendi etrafımızın yaşadığı, bu ülkenin yaşadığı bir mesele. Ve bu meseleyi çözmek bize zaten tarih indinde de, Allah indinde de, millet indinde de yeterli olarak görüyoruz bu meseleyi çözmek noktasında. Yani yarın gün tarih yazdığında başörtüsü meselesini sadece üniversitede okuyan öğrencilerin başörtüsü meselesi olarak düşünülür iken, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, kamuda bu sorunun çözülmüş olması. Hatta kamuda kimsenin hayal edemeyeceği şekilde emniyette, yargıda, bürokraside bu meselenin çözülmüş olması. Ve çözüldükten sonra da birilerinin her seferinde dediği gibi siyasal İslamcılığın sembolü, işte kökten dincinin sembolü, irtica, raca, onu da aşmak lazım. İrtica nedir? Geriye dönmektir. Evet. Biliyorsunuz. Hiçbir geriye dönüş olmadığı, bu meseleyi çözen iktidarın aslında bu ülkeyi ileriye götürdüğünü, bu meseleyi çözen, çözme noktasında zihin, altyapısı ve derdi olanların esasında ne kadar ilerici olduğunu göstermesi bizim için yeterli. Yani şunu da ifade ediyorum. Bu meseleyi çözenleri irticacı olarak nitelendirenlerin bugün savunma sanayinde geldiği boyut itibariyle bu ülkeyi ileriye götürmüş, hatta dünya ülkeleri içinde ilk onlara kadar sokmuş olması bizim için yeterli. İrticacı dediklerinin yapmış olduğu yollarla, otoyollarla bu ülkenin altyapısını, on yıllardır çözümü altyapısını çözmüş olması bizim için yeterli. İrticacı dediklerinin sağlık alanında getirdikleri nokta bizim için yeterli. Yani biz bu meselelerde değil, biz yaptıklarımızla gündemde olmaya gayret ediyoruz. İşte dün Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir köprünün daha açılışını yaptı. Yani bizim gündemimiz esasında AK Parti olarak bu değil. Ama ısıtıp ısıtıp gündeme getirenlere karşı da herhalde iki kelam etmek de hakkımızdır. Çünkü bu sorunu kendi içimize hissedip yıllarca bunun derdini taşıyıp çözeriz biz. Buna netice ulaştırırız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu açıklamayı yapıyor ise bu Recep Tayyip Erdoğan'ın bu derdi dertlenip bu noktaya kadar samimiyle getirmesiyledir. Yani burada özellikle liberal kesimlerde işte yeni bizim partiden ayrılıp da parti kuranlara baktığınızda onlara göre yine mi? Yine değil kardeşim. Yani yineyi ortaya koyan biz değiliz. Yineyi ortaya koyan bu zihin kodları halen devam ediyor. Bu zihin kodlarına kurtulsunlar. Bu mesele çözülsün. İşte şu an il başkanı yaptıkları zat-ı muhterem, İstanbul il başkanı yapan zat-ı muhterem vakti zamanında attığı tweet kaç gündür gündemde. Yani işte aynı şey. Evet,
başörtülü olanlar ve başörtüsünü dert edinenler bugün yarın uzaya füze gönderiyorlar. Ama sizin zihniyetiniz bizim 2019'a açtığımız metroyu veya oradaki işte tramvayı bugün açar noktada. Yani yine işi ileriye götüren, ülkeyi ileriye götüren o sizin eleştirdiğiniz zihniyet. Peki başörtülü olmak, başörtülü bir hanımefendi, başörtüsü olmayan bir hanımefendi sizin için bir pozitif ayrıcalık taşıyor mu? Yani böyle bir şey de var. İşte yani AK Parti'nin tabanında sonuçta başörtülü olan da var, olmayan da var ama böyle tercihlerde bir atama yapılırken vesaire böyle de suçlanıyorsunuz. Yani bir baksınlar bürokrasiye. Mi? Yani böyle bir ayrımı ben hem kendim için, hem partimiz için, hem bizim iktidarımız için hem haksız görürüm, hem de böyle bir ayrım yaparsam bunu kendi nefsime anlatamam. Yani kendi vicdanımı anlatamam. Kendi merhamet duygumu anlatamam. Yani bunun kendi etrafımızda da, arkadaşlarımızda da, akrabayı talukatımızda da, kendi partimizde de, yani bu konuda başörtüsü de var, başaçığı da var, hepsi var. Evet. Gerçekten yani Cumhuriyet Halk Partisi veyahut da diğerleri yine mi demek istemiyorsa bu meseleyi kendi zihinlerinde bitirsinler. Evet. Takiyeyi de bıraksınlar. Bak ondan sonra biz niye bu konuyu gündeme getirelim? Yani biz dediğim gibi biz pozitif şeylerle gündemdeyiz. Hı hı. Biz uzaya yeni bir uydu göndermekle gündemdeyiz. Biz yeni köprü açmalarla gündemdeyiz. Covid sürecini dünyada en iyi şekilde yöneten bir iktidar olarak gündemdeyiz. Bizim daha birçok alanda işte sağlıkta, ulaşımda yaptıklarımızla gündemdeyiz. Peki. Gündemimizde bunlar. Peki. Şimdi 2023'e doğru, 2023 seçimlerine eğer bir erken seçim olmazsa pek çok senaryoların havada uçuştuğu yine bir dönemde siyasette siyasi konulara girdiğiniz zaman hemen bu konulardaki senaryolar aklınıza üşüşü veriyor. Önce şunu sorayım. Siz AK Parti'de Arge'den sorumlu genel başkan yardımcısısınız. Yani partinin yaptığı bütün anketler sizin önünüze geliyor. Evet. Nasıl tablo? Ya tablo tabii ayrıntıya şimdi anket için şöyle bir durum vardır. Anketler eğer birileri tarafından sürekli kamuoyuna pompalanıyorsa ve sürekli kamuoyunda anketler paylaşılıyor ise bu anketlerden bir takım medet umma durumu söz konusu ya da bu anketlerde manipülasyon yaparsınız. Yani anketin özelliği şudur. Aslında Arge birimi de onu gerektirir. Sizin parti olarak yeni yol haritanızı ortaya koyar. Sizin önümüzdeki süreçte yapacak olduğunuz düşünceleri, yapacak olduğunuz icraatları ve nasıl bir yol izlemenizi ortaya koyar. Ama bir parti veya bir partinin beraber çalıştığı anket firmaları ya da zihin kodları itibariyle birlikte olmuş olduğu anket firmaları sürekli olarak kamuoyuna bir takım anketler sunuyorlarsa bu üzerinde oynanmış anketlerdir. Şimdi burada bir süredir şöyle bir şey ortaya çıkmaya başladı. Yani peydah oldu desem yine yeridir. Mesela bu burada ekranda gösterdiğiniz şu tabloda. Özgür Özel'le Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkan Vekiliyle sosyal medya üzerinden bir tartışmanız, polemiğiniz oldu bu anketler konusunda. Hani siz partinin anketleri sizin önünüze gelmemiş olsaydı sormayabilirdim bunu ama size geliyor. O yüzden bunu sormam gerekiyor. Şunu çok bunlar nedir? Önce arkadaşlar mesela, tweetleri bir getirsinler. Siz söyleyin buyurun. Ben şunu çok net söyleyeyim. Gerçekten bizim bugün oy oranı yönünden parti olarak, Cumhur İttifakı olarak, Cumhurbaşkanımızın seçilmesi noktasında bir problemimiz söz konusu değil. Biz ama buna bakmıyoruz sadece. Bizim sadece bu duruma göre yaptığımız bir durum söz konusu. Biz önümüzde yapacak olduğumuz icraatlarla ilgili araştırma yapıyoruz. Yaptıklarımızın neticesi nasıl karşılığı ilgili yapıyoruz. Mesela Sözcü Gazetesi Ayasofya'yı felaket olarak nitelendirip bir nevi kendi reklamını yaptı aslında. Evet. Yani kendi hem içindeki pisliği de dışarı çıkarttığı gibi aynı zamanda 2-3 gün boyunca Sözcü Gazetesi yine kendisi konuşturma noktası oldu. Ayasofya ile ilgili yaptığımız araştırmada Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadet açılması %70. Hı. Türkiye'de bakın CHP'den, İYİ Parti'den, HDP'den, HDP'nin %65'i, İYİ Parti'nin %55'i, CHP'de %45'i Ayasofya'nın ibadete açılmasını desteklediğini ifade etti. HDP ilginçmiş. %65'i diyorsunuz. Ben şöyle, bu sadece bu araştırma değil. Mesela biz Ali Erbaş'ın
bir hutbesi olmuştu. Hutbe konseyi günlerce tartışılmıştı biliyorsun. Doğru. Onun üzerine de yaptığımız araştırmada benzer bir tablo. %70-75 civarında Ali Erbaş'ın yapmış olduğu açıklamanın... O kılıçlı hutbeyi diyorsun. Hayır, hayır. Bu LGBT konusunda yapmış olduğu hutbe, oradaki hutbe. Yani onu da mesela sorduğumuzda. Yani ben net bir şekilde şunu görüyorum yaptığımız araştırma sonuç olarak. Bu ülkenin %70'i manevi duygularda, %90'da milli konularda birlikte olmasını bilen bir özelliği var. Yani biz Karabağ'la ilgili yaptığımız araştırma %90'ın üzerinde Karabağ'daki politikamızın desteklendiğini, Doğu Akdeniz'de %70-75 civarında, Libya'da yine 65-70 civarında, Suriye'de son dönemde yapılanlarla beraber Suriye politikasının da toplumda ciddi bir destek gördüğünü, ilk başlar bir sıkıntı yaşamıştık, Suriyeliler konusunda yaşanmıştı, Suriye ile alakalı olumsuz bir algı 2016-2017'lerde sürekli olarak 2010'dan itibaren bir pompalama durumsuz. Ama ne zaman ki Suriye'de terör koridorunu ortadan kaldırdıktan sonra ciddi bir destek olduğunu görüyoruz. O operasyonlara yani destek bizim oy oranı yönden sürekli olarak birilerinin pompalamaya çalıştığı, işte kendilerini göstermeyip AK Parti ve MHP'nin düştüğünü söylemeye çalıştığı araştırmalar hep manipülasyondur. Şimdi göreceğiz zaten. Bakın bu çok net onu söyleyeceğim. Evet, İsterseniz bir getirin arkadaşlar. Bir en başta önce en başta itibaren arkadaşlar. Evet. Şuradan başladı. Özgür Özel'in attığı bir tweet'te bugün önemli bir anket firması daha patronlarındaki erimenin sürdüğünü gösterince AK Parti artı MHP eşittir %36 troller oy mu yok diye çalışma başlatmışlar. Bu tagı gençler 2020 sınav tarihleri kendi sorulmadan birileri arınca. Şimdi burada patronlarındaki demiş. Burası önemli. Evet. Yani sizin neyi kastettiği daha sonra çıktığı için biz böyle firmayla çalışmıyoruz arkadaşlar. Mesela. Biz böyle firmayla çalışmıyoruz yani. Evet. Şimdi burada siz cevap veriyorsunuz. Gerçek desen değil, şaka desen komik değil. Ne firma belli ne de dayanaklı bir veri var. Düştüğünüz bu duruma gülmek bir kenarda dursun. Sizin için üzülüyoruz. Başkalarının düşük oy almasından medet umacağınızda gerçek ve iyi işler yaparsanız belki biraz oyunuz yükselebilir demişsiniz. Bu şey herhalde hani sizin yaptırdığınız anketlerde böyle bir sonuç çıktı diye o tweet'i attı diye düşünüp siz de tabii, kim o diye şimdi, soruyorsunuz. Şimdi öyle ben önce firmayı bir de yani o bir firmadan bahsediyorsunuz, bir anketten bahsediyorsunuz. O ankette başkalarının oy oranını söylemekten ziyade kendiniz nesiniz onu bir söyleyeyim bakalım. Onu yine söylemiyor burada. Evet. Yine aynı şeyi devam edelim arkadaşlar devam edelim. Evet. Evet anketten anlayana bak. 2023 Haziran sonuçlarını kararsızlar dağıtınca çıkan oy oranları 24 Haziran sanmış. Zaten 23 değil. 24 yani. Evet. Orada bir hata da var. Nedir yani bu tartışmaya sizin girmenizin sebebi şimdi, nedir? Şimdi şöyle. O birazcık tabloya, ilk baştaki tabloya gelebilir miyiz arkadaşlar? Gelelim. Bu en baştaki tablo %50'leri gösteren. 50, şunu diyorsunuz. Şimdi evet yani şimdi bir süredir şöyle bir durum var. özellikle işte muhalefete yakın firmalar tarafından AK Parti ve MHP'nin oy oranları söyleniyor. Bir oy oranı söyleniyor. %30'lar, 35'ler, 40'lar falan. Şimdi burada bunun tamamını göstermeniz lazım. Şimdi bunun tamamında şöyle bir şey var. Hiçbir anket çalışmasında protesto oy ve cevap yok olmaz. Öyle mi? Tabii. Şimdi cevap bulamadınız. Hani vermiyorum şimdi ben kardeşim. Gel, başka birine verme. Yani vermediğin zaman bu oy kullanmayacaklar. Oy kullanmayacak noktasında. Zaten Türkiye'de oy kullanılan %82-83-85. Doğru. Şimdi biz yani burada 55 milyon seçmenimiz var. Bizim 48 milyonumuz oy kullanıyor. Biz iktidarı 55 milyona göre belirlemiyoruz. Biz iktidarı 48 milyona göre belirliyoruz. 48'in %50'ine bakmak lazım. Ve bunun içinden de geçersizler de düşüyoruz üstelik. Yani siz 55 milyon seçmenden 28 milyon oy almanız gerekmiyor. Veya 27,5 milyon artı bir oy almanız gerekmiyor. Siz 48 milyon içinden 24 milyon küsur oy almanız gerekiyor. Şimdi bunun mantığı 55 milyon üzerinden bir sonuç çıkartarak bu sonuçta da muhalefeti hiç demek. Şimdi sizin buradaki protesto ve cevap yok. Ben size geldim Mehmet Bey. Evet. Bu pazar kime oy vereceksiniz? Cevap vermiyorum kardeşim. Evet. Mehmet Bey'den gideceğim Ahmet Bey'e. Anketör olarak. Ahmet Bey'den alacağım cevabı.
Örneklemi de uygun şekilde %42 24 Haziran seçimlerine göre AK Partili bulduysam eyvallah. Örneklemi yakalamak için. %22 CHP'li bulduysam eyvallah. Ben geldim Mehmet Bey'e sordum. Mehmet Bey AK Partiliymiş 24 Haziran'da. Bugün de cevap yok dedi. Ben onu bırakacağım. Başka birine gideceğim. Cevap vermiyor. Şimdi cevap yok diye bir şık olmaz. Anladım. Yani siz 3000 kişiyle anket yaparsınız. Yani 3000 kişi açıklarsınız. 3500 anket yaparsınız. O 500'ü gerektiğinde data silme dediğimiz bir sistemde. Bu şimdi %30.2 55 milyon oya göre dağıtılmış %30. Yani bu tabii şimdi protesto oyu. Bu bakın ne burada, oyu? Kimin bu anket? Kime ait? Yani daha sonra Sayın Özel'in söylediği konsensus anladığım kadarıyla. Çünkü konsensus da girdi devreye. Konsensüsün anketini ben daha yeni yazdım yani. Bana geldi bütün sonuçları. O böyle değil. Yani konsensusun diye söyledi daha sonra kendisi. Bu kendi açıklamış olduğu ankette bu protesto oyu ve cevap yoku. Hayır. Yani, cevap eklemeniz lazım. Konsensüs yani konsensüsten ben Murat Sarı başındaki isimle konuşup geçen hafta Metropol yani Özer Sancar pardon. Evet peki. Şimdi ya yani anladım yani onlar böyle diyorsunuz ki bu anketleri kendilerine göre manipüle edip şimdi burada bir kamuoyu oluşturmaya burada sürekli olarak işte AK Parti MHP üzerinden şey yapıyor ama bu ankette mesela CHP'nin durumu daha da ortada zaten. %16.4 dağıtılınca %22.4. 3 tane parti bir AK Parti öyle yapmış. Tamam peki sizde yani sizin bir sürü 4 tane bir yanlış bilmiyorsam firmayla çalışıyorsunuz. Sizdeki sonuçlar neyi gösteriyor? Bizdeki sonuçlar şunu gösteriyor. 24 Haziran'daki tablo 3 aşağı 5 yukarı. Hata payı içinde şu anda hemen aynen duruyor. Yani hatta şunu söyleyeyim. Yani son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerginliğinin yani özellikle genel başkanın gerginliğinin sebebinin o olduğunu düşünüyorum. Yani başka bir sebep var mı? İşte biraz sonra belki nedir o dediğiniz sonra... yani bir değişim olmaması mı? Hayır şöyle yani Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı bir süredir çok gergin. Yani açıklamaları çok gergin. Doğru. İşte Halk TV'deki açıklaması ahlaklılar ahlaksızlar. Yani biz ahlaklı taraftayız. Yani toplumu ikiye bölen. Hala gibi... AK Parti'ye oy veriyorsa ben ona öğretmen demem. Öğretmen demem. Falan. İşte öyle. Çiftçilere iki eliniz yakamda. AK Parti'ye oy vermek haramdır. Bir sonraki aşama zaten şuna gelecek. Şimdi AK Parti'ye oy vermek haramdır dedi. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi oy vermek sevaptır olacak. Üçüncü aşamada da Cumhuriyet Halk Partisi oy verenlerin cennette bahçeli evi hazır olacak yani. Bu iş oraya doğru gidiyor bakalım. Yani neyse bir şeye dönelim. Evet anketlere. Şimdi, yani bir bizim eskiden genel başkanlık yapmış, bakanlık yapmış isimler biliyorsunuz ayrıldılar, parti kurdular. Bunlardan çok daha ciddi beklentiler vardı tahmin ediyorum. Bunlar oluşmadı. Bu beklentiler oluşmadı. Böyle bir tablo söz konusu değil. Böyle bir hava oluşturmuş değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi içinde daha önce siyaset yapmış olup da bugün siyasi parti kuran ve siyasi parti kurma ihtimali olanların yaptıkları var. Ve yapacakları var. Muharrem İnce. Ortaya koyacakları bir durum var. Biz bunu anketlerde görüyoruz şu anda. Bunu onlar da görüyorlar. Yüksek mi çıkıyor? Benim gördüklerim Muharrem onlar da İnce, görüyorlar. Mustafa. Yani en azından siyasal tabloyu etkileyecek bir durum var ortada. Yani bu Cumhurbaşkanı adayı olmuş, bugüne kadar siyasette olmuşun da ötesinde belki bir ideolojik, işte biraz önce Fikri Sağlar'la Kılıçdaroğlu'nun düşmüş olduğu tablo, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelmiş olduğu ahval aslında bir nevi sizin birkaç gün önceki yazınızda da vardı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 10 yıl içinde partideki bir takım yerleri ele geçirdiği gibi yarın bir gün şimdi takiyeci iktidarı ele geçirdiğinde bugün çete, militan diye tabir etmiş olduğu yargı kurumlarında benzer bir takım kadrolaşmaları yapmayacağını nereden biliyoruzun? Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi içindeki rahatsızlığı. Yani o kadrolaşmanın kadrolaşma yapamadıkları için bunun rahatsızlığı CHP, var. CHP içindeki kadrolaşma. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı CHP içinde yapmış olduğu kadrolaşmadan Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir rahatsızlık. Evet. Yani bu ideolojik bir rahatsızlık. CHP yani eski bu, CHP değil. Yani o ulusalcı kemalistlerin elindeki CHP çok değişti. İşte ona karşı ve bu çok net hem söylemde hem de mekanizma içindeki kişilerin durumlarında çok net gözüküyor. Bugün belirli bir yöreden olmadığınız zaman, belirli bir bölgeden olmadığınız zaman
Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapma sıkıntısını herkes, Cumhuriyet Halk Partisi içindekiler görüyorlar. Ya bu ve bu anketlere de yansıyor. Bunu yani bunu zaman içe hep beraber göreceğiz. Bugünden biz bunu anketlerde görüyoruz. İzmirlisiniz. Ben oran İzmir bile, seçmeninde böyle bir ayrışma yani var herhalde. İzmir'deki oranı da görüyorum. İzmir'deki oranı da bizzat matematiksel veriler noktasında görüyorum. Bunu Türkiye geneli oranlarını da görüyorum. Yani bu muhalefetteki özellikle siyasi denklemi bozacak. Yani Türkiye'de ikinci partinin değişimini sağlama ihtimali olacak bir durum söz konusu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı başka bir sebep yoksa, yani birileri buna ülkeyi ger, ülkeyi germen lazım, ülkeyi germek konusunda mesulsün, bu konuda vazifelisin demiyor ise, ülkenin gerilmesi gerekecek başka bir sebep yok. Erken seçimi gündeme getirecek başka bir sebep yok. Yani bizim yaptığımız anketler, eğer onlar da yapıyorlarsa kamuoyu açıklananları geçin. Sonuç olarak kamuoyunu açıklarsın. 3 aşağı 5 yukarı yaparsın bir şeyler. Kamuoyunu açıklarsın. 2 onu yükseltirsin. 2 onu düşürürsün. Kamuoyunu açıklananlarda hiç kimse kusura bakmasın. Yani ben yok hiçbir şekilde oynama yapmıyorum demesin. 2 yukarı 2 aşağı ama bizim yaptıklarımızla sizin yaptıklarınız görüyorsunuz. Çünkü bir tane anket değil bu ya. Haftada 2 tane 3 tane araştırma bakıyoruz sonuç olarak. Hafta 2 tane 3 tane araştırma baktığımızda gözüken bir şey var. Bu ülkenin %75'i seçime karşı. Evet. Ya karşı da yani. Şeyde de var. Gözüken bir tablo var. Yani biz haftada en az yani sadece 3-5, kendi yaptığımız 10 tane anket aynı sonucu veriyorsa tabii canım, bu der ki %75. Ayrı firmalar %75 bu seçime karşıyken muhalefet partilerin ısrarla seçim demesini benim noktamda bakın. Yani ben niye seçim diyorlar yani o zaman? Niye seçim yani diyorlar bu kadar işte, umutsuzsa onlar açısından demek ki bu sosyoloji noktasında bir karşılığı yok. Yani ya birileri yani sosyoloji eğer istemiyorsa, taban istemiyorsa, millet istemiyorsa birileri size söylüyordur. Söyle diyordur. Başka bir sebep olamaz. İkincisi de kendi içinizde bir takım şeylerden endişe ediyorsunuz demektir. Kendi tabanınızı konsolide etmek istiyorsunuz demektir. Yani gerginlik veya ısrarla gerginlik oluşturmaya çalışma sebebinizin İki sebep dışında ben başka bir sebep göremiyorum kendi zihin dünyamda. Evet. Peki. Belki başka biri düşünür, bir üçüncü sebep bulur, bir dördüncü sebep bulur ama ben iki sebep görüyorum. Bu da hem yaptığımız araştırmalar hem de diğer konular noktasında. Peki şimdi bir önemli şeyler söylediniz. Bir 24 Haziran 2018'de yani 2,5 yıl önce aşağı yukarı yapılan seçimlerdeki tablo hemen hemen aynı duruyor. Doğru. Bütün partiler ne kadar oy aldıysa o zaman... Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de herhalde aynı şeyi söylüyorsunuz öyle mi? Tabii ki. 52,5 yani, almıştı şimdi Sayın adaylar, Erdoğan. Şimdi adaylar değişecek. Yani sonuç olarak bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde tabii ki ittifaklar önemli oldu. Siyasal ittifakların kurmuş olduğu durumlar önemli. Ama bunu şöyle okumamak lazım. Yani ben siyasal ittifak olarak bir ittifak içinde oldum. Bu ittifakın Cumhurbaşkanı adayı Akis'i. Sizin tabanınızı tamamı gidip Akis'e oy verecek. Burada isimler ön planda olacak. Yani bugün yeni kurulan partiler dediler ki biz Millet İttifakı tarafında bulunmak istiyoruz. Varız. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın adayı da falanca. Buna oy verin deyip tabanının tamamını oraya oy verecek gibi bir hesap yapılmaz. Burada Cumhurbaşkanlığında isimler. İsim. Yani Mehmet Acet, Hamza da. Yani milletin önüne üçüncü bir isim yok yani veya şimdi, beş tane isim. Sizin adayınız belli yine. Sayın Erdoğan adayı olacak. MHP'nin adayı da aynı şekilde. Karşı tarafın adayı kim olacak sizce? Yani ya da gelen araştırmalarda hangi isme daha çok teveccüh var? Yani Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş bir sürü isim var piyasada. Meral Akar, Abdullah Gül, Ali Babacan bir sürü böyle sayabileceğimiz isimler var. Bunları soruyor musunuz? Yani mesela kaç tane isim sayarsınız böyle? 5 tane saydım ben. 7 tane sayarız. Peki. En fazla. Kemal Kılıçdaroğlu da ekleyin. Kılıçdaroğlu ekleyelim. Muharrem İnce'yi ekleyelim. Yani biz hepsinin var olduğu kombinasyon hepsini yapıyoruz. Hiçbirine sıkıntımız yok. Hiçbirinde. İkili, üçlü, beşli, yedili yani ilk turda 7 adaylı, ikinci turda 2 adaylı, zaten ikinci tur mevcut 2 adaylı olacak. İlk turda 8 adaylı. Yani
bu kombinasyonların hepsini olabileceği araştırmanın tamamını yapıyoruz. Yani biz burada şunu görüyoruz. Yani bir kere Recep Tayyip Erdoğan 18 yıllık bugün iktidar. Bugün yaptığımız araştırmada. 2023'e 22 yıllık yaptıkları, yapacakları, liderliği, dünyadaki liderliği. Özellikle son dönemde dış politikada, savunma sanayide, ekonomide yapacak. Ve yani zor dönemlerden geçtik. Evet. Bu geçtiğimiz zor dönemlerdeki liderliği ve karşısına koyacağınız isimler. Yani bu konuda biz bunların hepsini çalışıyoruz. Hangisi en çok oyalıyor? Muhalefet için mi? Muhalefet için. Ya şimdi bunların bir kısmı bizde kalsın. Öyle mi? Yani peki. Dediğim gibi biraz önce bu araştırmaların... Ben söyleyeyim de siz nasıl takdir edersiniz? Yani bu araştırmaların kendimle çelişmiş olurum. Yani kamuoyunu açıkladığınız zaman bir nevi manipülasyonu kabul etmek noktasınız. Ama ben şunu çok net söyleyebilirim. Yani bu konuşmamın rahatlığından da bellidir, kendi rahatlığımdan da bellidir. Yani haftada en az bir tane, iki tane araştırma inceleyen, araştırma okuyan bir kısmı kendi yaptırıp bir kısmı da firmanın kendisi yapıp da bize gönderdiği çalışma noktasına bakacak olsa. Teyit ediyor mu birbirini hepsi? Biz bu kombinasyonların 1-2 puan oynar bu işlerde. Ama olay tablo çıkar ortaya. Peki Hamza Bey, şimdi şöyle bir şey şunu sormam lazım. Yani ekonomi mesela birinci derecede bir faktördür, değil mi? Belirleyici bir etkendir seçmen davranışlarında. Şimdi ekonomide sıkıntılar var. Yani işte dolar 7,5 lira oldu. Şimdi pandeminin tabii pandemi döneminde işsizlikte bir artış söz konusu oldu. İşte lokantalar kapalı, turizm sezonu kapalı. Türkiye'de hani iş istihdam anlamında milyonlarca kişinin çalıştığı yerler buralar. Şimdi böyleyken yani ekonomide bu sıkıntılar varken nasıl değişmiyor o oy davranışları? Onu neye bağlıyorsunuz siz? Şimdi öncelikle biraz önce dediğim gibi 18 yıl iktidarız. Bu ülkenin 3.000-2.500 dolar milli geliri varken 12.000 dolara kadar biz çıkarttık. Ha bugünler 8.000 dolarlardı. 2013'ten beri kolay dönemler geçirmiyoruz. Gezi, 17-25 Aralık, Çukur, Hendek, terör hadiseleri, Suriye, Suriye'nin ülkemize yansıtmış olduğu şey, 15 Temmuz falan. Şimdi en sonunda pandemi. Bunları vatandaşımız bizzat yaşayarak görüyor. Siyaseten biz nasıl bir yorum yaparsak yapalım. Eğer yaptığımız yorumlar gerçek olmazsa, real olmazsa, kendi zihin dünyamızda kendi arzuladıklarımızı yapmaya devam eder isek bunun karşılığı olmuyor. Evet, sorun yok demiyoruz zaten biz de. Ama bu sorunların birçok sebebi var. Peki vatandaş şunu gayet iyi biliyor. Bu sorunları çözecek kadro yine AK Parti kadrolar. Yani zamanı geldiğinde o zamanın durumuna göre hamlesini yapan AK Parti kadroları. Bugün bakın biz yeni reformlardan bahsediyoruz. Evet, ona gelecektim ben de. Evet. Yani şöyle bir şey mi var? Yani sorunlar var. Ekonomide sorunlar var, işsizlik var, işte döviz satın alma gücü falan. Bakın bir şey söyleyeyim ama Mehmet Bey. Bunu yine çözerse Tayyip Erdoğan tabii çözer yani. Diye bir duygu ona mı ya bağlamalıyız? Bakın, hani oy davranışlarının değişmemesini. Bir kere ekonomi en önemlisi, hiç şüphem yok. Yani ekonomi millet açısından en önemli hususlardan birisi. Şimdi bir öğrencinin karnesini verirken matematik, hayat bilgisi, Türkçe birçok şey var. Bir iktidarın karnesinde ekonomi en üstte olmak üzere, belki %50'si ekonomi olmak üzere birçok bölüm vardır. Dış politika, sağlık, güvenlik, bizim ülkemize terör, ulaşım. Şimdi biz bunların ekonomide de son dönemde yaşadığımız pandemiyi, 15 Temmuz'u, 15 Temmuz sonrası olan su hal durumlarını, bütün bunları göze alarak değerlendirmek gerekir. Diğer tamamında milletimiz çok çok iyi noktada olduğumuzu değerlendiriyor zaten. Evet. Bu konuda da yine bunu çözecek olanın, kadroların, liderliğin AK Parti lideri olduğunu, kadroların da Cumhur İttifakı kadroları olduğunu değerlendiriyor. Onun için yani bir şey muhalefet söylerken ikna etmesi, bunu ben daha iyi yaparım noktasına getirmesi lazım. Ve daha iyi yaparımı ortaya koyamıyor, koyamaz. Önceden söylemle koyabilirdi belki, söylemle bir şekilde yapıyordu. Ama bugün
neredeyse 40 milyon nüfusun yaşadığı şehirleri siz yönetiyorsunuz. Şimdi 2 sene oldu neredeyse. Burada ne ortaya koydunuz? Burada nasıl bir farkındalık ortaya koydunuz? Yani AK Parti'yi iktidar yapan AK Parti belediyeciliğiydi. Yani siz bugün Cumhuriyet Halk Partisi belediyeci diyebiliyor musunuz? İşte neredeyse 2 senedir gündemde olan şey kendileri inkar edemiyor. Yolsuzluk. Niye? Niye inkar edemiyorlar? Çünkü kendi belediye başkanları yolsuzluktan kendileri ihraç etmekle kaldılar. Ama milletin önüne bu kişileri siz aday gösterdiniz. Muğla'da mıydı bir belediye başkanı? Bizim tutan. İzmir Menemen'de. İzmir. Menemen'de. Doğru. Yani hiç tanınmayan birini aday gösterdiniz. Alın bunu seçeceksiniz. İzmir nasılsa biz oy verir. İzmir nasılsa CHP'yi bir kenara koymaz. Burası CHP'nin kenti. Hiç tanınmayan birini aday gösterdiniz. Sonra da kendiniz yolsuzlukta istifa ihraca sevk ettiniz. Bırakın operasyonunu falan. Ya kendi içinizdeki operasyon aslında. Bir tutuklandı galiba. O mu? Tabii Menemen, tutuklandı şu anda. Belediye başkanı. Evet. Şu anda cezaevinde ama öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi ihraç etti. Kendisi kendi içinde mevzuleri ibra etmediler. Birçok şey yaşandı yani. Ya dolayısıyla bugün belediyelerde anıldığınız konu ya taciz ya da yolsuzluk. Şimdi yeni bir şey ortaya koyamadığınız zaman millet, ya bu millet size sadece ideolojiden dolayı bir kesim oy veriyor. İdeolojiden verilen oylar yetmez. Yetmiyor zaten. Hiç kimse yetmiyor yani. Yani sizin toplumun geri kalanını, özellikle bir kesimini, gri alan olarak addedilen kesimi kesin ikna etmeniz lazım. Yine de iktidar, bir iktidar için muhalefetin zayıflığı nedeniyle iktidarda kalması iyi bir şey değil. İyi bir şey değil, değil mi? Tabii ki. Ya biz ama böyle bakmıyoruz işte. Ben bunu muhalefet açısından söylüyorum ama yani biz buna göre bakıyor olsak işte dün köprü açılışı, pazartesi bildiğim kadar Ulaştırma Bakanlığı uzaya uydu fırlatma söz konusu olacak. İşte geçenlerde motor, daha birçok şey sayabilirim. Yani şu iki aylık süreçte en az 30-40 tane yapmış olduğumuz açılış ve temel atma törenleri var yani. Peki Hamza Bey, doğru yani bu icraat anlamında gerçekten çok büyük bir performans karşımızda duruyor. Savunma sanayinden örnek verdiniz. Başka alanlara da bu teşmil edilebilir. Ben şimdi bu ekonomi ve hukuk reform meselesine getirmek istiyorum. Bir 10 dakikanın da altına düştü kalan zamanımız. Şu Demirtaş olayına da bir değinsek. Ona da değineceğim. O da önemli, evet. Tamam, kısa kısa geçelim. Paketin içinde ben şöyle bir soruyla sorup hemen Demirtaş'a da gelin. Şimdi burada hani deniyor ki işte AK Parti son dönemde işte demokrasi zayıfladı. Demokrasiden sapmalar var. Hak, hukuk, adaletten sapmalar oldu, ortaya çıktı. İltibas, keyfilik vesaire. Bunları çoğaltabiliriz. Şimdi bu ekonomi ve hukukta reform süreci bu zikredildikten sonra da söylem olarak da hani bu mu hukukta reform, bu mu ekonomide yapacağınız reform gibi bir takım yine eleştiriler karşımıza çıkıyor. Nedir niyetiniz? Yani ne yapmak istiyorsunuz bu ekonomi ve hukukta reform derken? Bu alanlardaki sorunları kabul edip bunları düzeltmeyi mi vaat ediyorsunuz? Şimdi öncelikle yaşadığımız işleri yine şöyle gözümüzü önüne getirmekte fayda var. Yani biz 17-25 Aralık'ı yaşadığımdan sonra HSK kanunda değişiklik yaptık. O dönemde muhalefet bu kanuna karşı çıktı. Ama o darbe girişiminden bu ülkeyi kurtarmak için belki Anayasa Mahkemesi iptal etme ihtimali söz konusu olsa bile o kanunu geçirmek bu ülke için gerekliydi. Ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri komisyon toplantılarında değil dışarıda bu girdaptan bu ülkeyi kurtardınız. Yoksa bu FETÖ'cüler, o zaman paralelciler diye ifade edelim. Paralelciler bu ülkeyi ele geçirecekler. HSK'ya kadar onları temizlemek için bu kanunu geçirmemiz lazım. Öyle mi diyorlardı size? Tabii ki. Yani ama bu bir gerçek. Yani aklı selim olan herkes bunu görebilir. Yani orada bir düzenleme yapıyorsunuz. Belki hukuk sistemi içinde öyle bir düzenleme, zor bir düzenleme, bir takım şeyi zorlamak zorunda kalıyorsunuz. Ama o badireden kurtulmak için de başka çareniz yok. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra olağanüstü hal ilan. FETÖ'yü bu ülkenin kılcal damarlarına yıkıp atacak mıydık? Yoksa zamana mı bırakacaktık? Şimdi gelinen noktada iyi yaptığımızı görüyoruz. Yani iyi ki bunu yapmışız. İyi ki bunu yapmışız ki 15 Temmuz'dan sonra bakın Suriye'deki terör koridoru, Doğu Akdeniz, Libya, Karabağ, bunları hepsi
bu yaptığımız hamlelerin neticesidir. O sayede mümkün oldu mu diyorsunuz? Tabii ki yani bu içerideki bunlar atlatma olmuştur. Önümüz açılmıştır. Yani bu konuda çok önemli gelişmeler olmuştur. Şimdi bu badireleri, bu yaşananları yani hiç düşünmeden bugün yani biz yani şöyle olağanüstü şeyler yaşadık. Evet. Olağanüstü yöntemlerle cevap vermek gerekiyordu. Ve şimdi artık bu tehdit azaldı, normalleşiyoruz. Böyle mi? Şu anda bir kere buna göre yani bir mevzuat hususunda yapılacak bazı düzenlemeler var. Yani 15 Temmuz'dan sonra bu ülkede 4500 civarında hakim ihraç oldu. Yani muhalefet bugün o hakimleri içinden ki kendisi muhalefet genel başkanı, Yargıtay'a seçilen militanlar falan diye kendisi tabir ediyordu zaman zaman bunları. 160 tane tek imzalı diyordu. Yani 160 tane tek imzayla hakimlerden bahsediyorum. Şimdi yine bir 106 oyla benzer suçlamalarda bulundu. Yine bir Anayasa Mahkemesi seçimi değil. Evet, şimdi dolayısıyla burada yani hakimlerin işte yeni düzenlemede reform paketinde yani 2019 yılında Adalet Bakanlığı açıklamış o reform paketinde coğrafi güvence tekrar bu anlamda gelmesi. Çünkü dediğim gibi yani 15 Temmuz'dan önce hakimlerin ihracı gibi bir durumu konuşsak herhalde bunu çok tartışırdık yani. 15 Temmuz gibi bir badire yaşadıktan sonra yani bir günde 2800 bildiğim kadarıyla 16 Temmuz günü hakim savcı açığa alındı. Neredeyse tamamı zamanında kendini açık etmiş HSYK seçimleriyle falan FETÖ'cü isimler. Dolayısıyla burada hem ortamın, atmosferin bu noktada oluşmaya başlaması. Aynı zamanda bir takım yasal mevzuat düzenlemeler yapılması bir kere reform noktasında önemlidir. Bunun telaffuz edilmesi, bu ortamın oluşturulması önemlidir. Hı. Her reform konuşulduğunda mutlaka bir takım provokasyonlar olur, olabilir ki bir kısmını yaşadık geçti. Önümüzde de yaşayabiliriz. Ama bu provokasyonlara bu sefer hiçbir zaman fırsat vermemek yani, lazım ülke açısından. Kararlıyız diyorsun. Tabii ki. Selahattin Demirtaş, bunun o kararın uygulanması gerekmiyor muydu? Siz hukukçusunuz. Şimdi o Selahattin Demirtaş kararını iki türlü değerlendirmek gerekiyor. Birisi siyasi olarak. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin siyasi olarak vermiş olduğu bir karar. Yani bunu neye göre değerlendiriyorum? Birincisi Batasuna kararını ayrıntısıyla inceledim. Batasuna ve ETA. Batasuna ile ETA arasındaki bir bağlantı. Yani biliyorsunuz Batasuna diye bir parti, ETA terör örgütüyle bağlantılı. Siyasi ayağıydı. Ve Batasuna dört gerekçeyle kapatılıyor. Bakın bugün bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu dört gerekçeyi bir terör herhalde. Şiddet, şöyle terör, o zaman ETA'yı öven bir eyleme katılmış olması. Bir üyesinin ETA'yı öven bir eyleme katılmış olması. Batasuna'nın bulunmuş olduğu belediyelerde ETA örgütü üyelerine fahri hemşerilik verilmiş olması. Yine ETA liderinin övülmesi falan. Baktığınız zaman yani bu Batasuna yerine başka parti, ETA yerine bir terör örgütü koyduğunuzda Türkiye'de değişen bir şey oluyor mu? Olmuyor. Yani burada ama tutukluluğa yönelik bir şimdi geleceğim oraya. Evet. Geleceğim. Yani bir zihin şeyi açısından söylüyorum. Yani burada ama Refah Partisi'yle ilgili kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi aykırı bulmadı. Doğru. Gerekçelere bakıyorsunuz. Teokratik düzen kurma ihtimali, sert ifadeler. Yani Refah Partisi'nde en sert ifadeyi şu anki HDP milletvekillerinin yaptıklarının yani yüzde kaçıdır? Ben milletimizin gerçi vicdanı sormak istiyorum. Şimdi geleyim Demirtaş olayına. Şimdi Demirtaş olayı ikinci bölüm. Yani ilk önce ikinci bölüm bir karar veriyor. Şimdi burada şunu, öncelikle şunu tamamlayayım, bitireyim. Yani tabii. Zaman azaldı diye aslında buna biraz daha zaman ayırmak için ayrıntılarına bakmıştım Selahattin Demirtaş kararının. Hukuki olarak da siyasi olarak da bir kere buradan HDP, PKK tandanslı bir dosya gittiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin farklı bir bakış açısı olduğunu görüyoruz. Yani Batasuna kararında da görüyoruz. Refah Partisi kararında HDP'nin daha önce kapatılma kararında Öcalan'ın
yapmış olduğu başvuruda görüyoruz. Yani buradan Türkiye'den buna dair bir dosya gittiğinde bir çifte standart söz konusu. Bir tarafsızlık yok. Yani tarafsızlık ve bağımsızlık sadece üst makama karşı olmaz. Ben bugün bir hakim adayıyla veya yeni göreve başlamış bir hakimle başladığı ilk söylediğim cümle şudur. Siyasal görüşünü kapı eşiğinde bırak kardeşim. Sen kürsüye çıktığında siyasal görüşün kapı eşiğinde bırak. Ama şu kararlara baktığınızda siyasal görüş Türkiye'ye bakış kapı eşiğinde bırakılmamış. Evet. Şimdi hukuki olarak şeyi değerlendirecek olursam. Mesela bir dakikamız var. İki tane çok önemli. Diğer birçok gerekçe vardı. İki tane çok önemli olay. Bir 6-8 Ekim olayları. İki Hendek olayları. 6-8 Ekim olaylarındaki yaşanan hadiseyi eleştirip evet burada olaylar olmuştur. Burada insanlar ölmüştür. Burada şunlar yaşanmıştır deyip en sonunda bu bir siyasi söylemdir. Deyip öyle mi diyor? Kararı gerekçelendiremezsin. Siyasi söylem. Niye siyasi söylem? İnsanlar öldü da. Ahim kararında öyle yani, diyor. Yani tabii terörü övmek, terörü teşvik etmek, teröre müsamaha göstermek bile insan hakları sözleşmesi bağlamında ifade özgürlüğü içinde olmaz diyeceksiniz. Öbür taraftan ölümü teşvik eden bu açıklamaları da siyasi ifade tamam diyeceksiniz. Şimdi 6-8 Ekim olaylarında belki birçoğumuz unuttuk. Selahattin Demirtaş'ın bölgede yapmış olduğu açıklamaları ben şimdi okuduğumda kan beynime sıçrıyor. Evet. Evet diyorum, bu açıklamaları yapmış. Halka değil. Oradaki Hendek'in, barikatın, çukurun arkasındaki teröristlere cesaret vermek için bu açıklamaları yapmış. Bunu da yine yanlıştır, böyle açıklama olmaz. Burada insanlar ölmüştür deyip en son yine bunda siyasi söylemdir. Ya o zaman her şey siyasi söylemdir o zaman. Yani şimdi ben insan hakları dersi almış, zamanında insan örgütlerinde çalışmış birisiyim. Düşünce ve ifade özgürlüğünü ifade ederken dört aşama vardır. Düşünmek, ifade etmek, eğitimini almak, örgütlenmek. Bunun dışında ifade özgürlüğünün dört unsuru bunlardır. Bunun dışında siz şiddeti evet teşvik ettiğiniz an bu ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirmez. Ama peki, bunu Refah Partisi'nde farklı değerlendireceksiniz. AK'ta farklı değerlendireceksiniz. Geleceksiniz. HDP, PKK, Demirtaş olduğu zaman başka değerlendireceksiniz. Çok teşekkür ediyorum Hamza Bey. Sağ olunuz bize vakit ayırdığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim 2021'in ilk başkent kulisinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuğum oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz hepinize. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.